spor öncesi ve spor sonrasında neler tüketilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. Fakat bu konunun öncesinde hangi öğünden ne kadar süre sonra veya önce spor yapılmalıdır konusuna da değinmek istiyorum. Ara öğünden 1 saat kadar sonra spor yapıp spor sonrasındaysa bir ana öğün yapılması en doğru sistem olacaktır. Bunun yanında iş veya okul dolayısıyla spor zamanı ana öğün sonrasına denk geliyorsa da ana öğünün spordan 1,5-2 saat kadar öncesinde tüketilmesi gerekir. Spor öncesi öğününün asıl amacı kişiye spor sırasında enerji sağlamaktır. Bu nedenle bu öğünün protein içeriğinin yanında mutlaka karbonhidrat da içermesi gerekir. Öğünün içerdiği karbonhidrat miktarı kişinin yaptığı sporun türüne, şiddetine ve süresine göre değişebilir. Hafif bir spor öncesi ideal ara öğün bir porsiyon meyve ile yanında bir kase yoğurt olabilecekken, şiddetli bir spor öncesi ideal ara öğün ise orta boy bir peynirli sandviç olarak ayarlanabilir. Eğer spor öncesi öğününüz ana öğün ise yanında yine bir kase yoğurt ile miktarına da dikkat etmek üzere yiyeceğiniz tam tahıllı makarna ideal bir tercih olacaktır. Spor sonrası enerji kaybedip yorulan doku ve hücrelerimizi tekrardan onarmak için proteinden yüksek besinler tercih edilmelidir. Özellikle spor sonrası ilk 15 dakika vücudumuzun verilen besinleri çok daha hızlı emmektedir. Bu nedenle spor biter bitmez 15 dakika içinde içeceğiniz bir bardak yağsız süt içerdiği yüksek protein ve çok düşük yağ oranıyla son derece doğru bir tercih olacaktır. Daha sonrasındaysa yine protein içeriği yüksek bir öğünle devam edilmelidir. Yağsız pişirilmiş et, tavuk, balık tarzı bir protein kaynağı yanında yağsız salata, spor sonrası ana öğünü için ideal bir seçim olacaktır.